başı burası. O yüzden biz annelerimizin bilincinin yükseltilmesi, anne babanın hocalarımızla bilgin yapılmasını göstermek için okul bahçelerinde eğitimler düzenledik. Burada özellikle sitelerden bakarsanız yerlerde nasıl mesafeler bulunması gerektiğini, çocuklarımızın neler yapmaları gerektiğini, hocalarımızın neler yapmaları gerektiğini eğitimler verdik. Ama en önemli şey bu malzemelerdi. Bu malzemeleri her okulumuza vermemiz gerekiyordu. Ben de Sayın Valime çok teşekkür ediyorum. Gaziantep modeli bir ülke iş yapma modeli. Bizim aldığımız kararla Sayın Valimin de desteğiyle bugün 1100 okulumuz temiz okul oldu, güvenli okul oldu. 500 okulun büyük şehir olarak desteğini verdik. Üstünü Sayın Valim tamamladı. Bugün hem hocalarımız daha güvende, daha temiz bir okulda, hem öğrencilerimiz bu kurallara uyduğumuz zaman inşallah bu şekilde, en hızlı bir şekilde güvenli hareketi dönüştüreceğiz. Bu çalışmanın içinde olduğu için kendi çalışma arkadaşlarıma, kendi çalışma arkadaşlarımın bir milli eğitim mensubu gibi Büyükşehir Belediyesi, birimleri, daire başkanları, çay kısımdan temizlikçisine çocuklarımızı güvenli okulda okutmak için, temiz okulda okutmak için gayret gösteriyoruz. Temiz okul projesi Sanayi Bakanlığımızla Milli Eğitim Bakanlığımız arasında yapılan bir protokol. Özü şu, okullarda bir standart oluşturdu. Temizlikle ilgili standart. Lavabolarda olması gereken, sınıflarda olması gereken, koridorlarda olması gereken malzemeler, işaretlemeler. Bununla birlikte de biz Büyükşehir Belediye'mizle birlikte dönem başında okullarımızın tamamını bu standarda kavuşturmuştuk. Tabii şeyi yapmaktan ziyade onu sürdürülebilir kılmak daha önemli. Malzemeler tükeniyor, yeni okullar açılıyor, yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. İkinci dönemin başındayız. Yine Büyükşehir Belediye'mizle birlikte eksik olan malzemeleri tamamlıyoruz. Yeni açılan okulların standartlarını yükseltiyoruz. Ve bu temizliği sürdürülebilir kılmak için bu malzemeleri aldık. Ben emeği geçen başta Fatma Bakanımız olmak üzere bütün ekibine, kaymakamımıza, İl Milli Eğitim, İlçe Milli Eğitim, Okul Müdürümüz, Okul Aile Birliği Başkanlarımız, bu temizliği sürekli kılan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz hepsine teşekkür ediyor. Sağlıklı, temiz bir şehir diliyorum. Size... Oyuncak araba mı? Hayır. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne güzel ya. Evet, hediyelerimizi alınca ne diyorduk? Evet, Sayın Valimizin sizlere hediyesi. Evet. Evet. Kardeşim. Oğlum, ne? Evet. Ya bizim pardon. Kızlar için. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız çocuklar? İyi. Geriş alalım. Geriş alalım. Okumayı öğrendiniz mi? Birlikte okuyalım mı şöyle? Evet. Şuraya. Evet. Ne oldu? Kalkın. Tıp. Zeynep. Okulumuza baktığımız zaman değerler eğitiminde her sayıda çocukların anlayacağı şekilde böyle hikayelerimiz var. Çizimleri beraber. Mesela Ramazan'a denk gelmiş bu sayıda geçen sene. Ramazan'ın faziletlerini anlatıyoruz. Arkasında çocuklar anlayacağı şekilde işte bulmacalarımız var. Hoş bulduk. Maşallah. Hem bilgi almış oluyorlar, hem bir oyunla beraber yapıyorlar. Trenler oluyor mu? Oluyor. Biraz zor ama oluyor. Kaç yaş? Bu tür sorularla çocukların zihninde... Tam ortaokuldaki tarih versin. Evet. Mesela Antep evlerinde avluya ne anı verilir? Hayat. Yani ben şişeli mi olsa, bunun üç tane farklı kategorisi mi olsa, daha ilkokul çocuklarına daha basit, ortaokulda, ortaokulda, liseye daha zor. Çünkü